Arkadaşlar geldik bir sözcüğüne. Bir sözcüğü çok önemli. Lütfen not almanızı istiyorum arkadaşlar. Bir sözcüğü öyle bir kelime ki pek çok türde karşımıza çıkıyor ve denemelerde öğrencilerimiz maalesef yanlış yapabiliyor. Arkadaşlar bir sözcüğü, bakın burada KPSS'de çıkmış soru da var. Harika bir soru. Şimdi bir sözcüğü bakın hemen notumuzu alalım. Sadece anlamında kullanılırsa ilginç. Varlığın sayısını belirtirse sayı sıfatı, herhangi bir anlamında ise belgesi sıfat, fiili nitelerse zarf, aynı anlamında kullanılırsa niteleme sıfatı, bağlama görevinde olursa bağlaç, ek alıp ismin yerini tutarsa zamir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abo! Bir kelimesi 7 farklı türde karşımıza çıkabilir. Bunları lütfen defterimize yazıyoruz benim gibi arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. Çıkmış soruyla bitireceğim arkadaşlar. Önemli. Çocuk bir gün sonra geldi. Kaç gün? Bir gün. Bir defa arkadaşlar bir kelimesi sıfattır. Neden? İsmi nitelemiş. Bir gün. Bir defa bu sıfat. Ama hangi sıfat? Belgesiz mi? Sayı mı? Niteleme mi? Bak bir kelimesi 3 sıfat olabilir. Niteleme sıfatı, belgesiz sıfat ve sayı sıfatı. Şimdi burada kaç gün, bir gün. Hocam bu sayı olduğundan dolayı hemen yazıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Şöyle sayı sıfat olur. Çocuk bir gün elbet eve gelecek. Ha, hangi gün olduğu belli ama yine sıfat bakın. Çünkü günü nitelemiş. Hangi gün olduğu belli mi? Herhangi bir gün. Pazartesi mi, perşembe mi, cuma mı belli değil hocam. Sıfat ama nedir bu arkadaşlar? Belgesiz sıfat. Tamam mı? Mesela İstanbul'da bir gün kaldım. Sayı sıfatı. Bir gün İstanbul'a gidelim gezelim, belgesiz sıfat gibi. Bu arada yeri gelmişken hatta şöyle yazmak istiyorum arkadaşlar. Niye yazmadım? Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Şu örneği yazarsınız. Hatta nereye yazdım? Şuraya yazıyorum. Bakın. Güzel bir kitap. Arkadaşlar bu ifadeyi biz Türkçe'de çok kullanıyoruz. İyi bir kız. Harika bir öğretmen. Nitelikli bir şiir. Tamam mı? Orta yaşlı bir adam. Zor bir soru. Harika bir maçtaki bir. Türkçe'de arkadaşlar her zaman belgisiz sıfattır. Güzel bir öğretmen. İyi bir çocuk. Harika bir filmdeki bir neymiş? Belgesiz sıfat. Çünkü nasıl kitap güzel de güzel bir kitap derken hangisini kastettiği belli değil. Tamam mı? Bunu da not alalım arkadaşlar. Şimdi sınavda bir bu soruyu boş bıraktım. Bence zorlardan bir tanesi bu. Sınavda bir bu soruyu boş bıraktım. Sadece. Nerede bu? Sadece. Bir senden anlıyorum. Bir seninle dışarı çıkarım. Hocam kitaplardan bir bunu beğendim ve anladım. Eğer bir kelimesi cümlede sadece anlamındaysa edattır, ilgeçtir. Tamam. Öyle bir geçer, bu da çok önemli. Öyle bir geçer zaman ki. Hoca bir anlattı, anladım. Babam bana bir baktı. Bakan bir konuştu. Tamam mı? Fiile sorulan aslında nasıl sorusun cevabı bu. Yani nasıl geçer, öyle bir geçer zaman. Yani hızlı geçer, kötü geçer, iyi geçer. Babam bana bir baktı. İyi mi baktı, kötü mü baktı, etkileyici mi baktı? Yani oradaki bir kelimesi arkadaşlar fiili nitelediğinden durum zarfıdır. Yani ben buna zarf diyorum, aman dikkat. Tamam. Biz onunla bir yaştayız. Biz onunla bir boydayız. Buradaki bir yaş sıfat ama belgisiz sıfatı değil. Sayı olamaz ki. Biz onunla bir yaştayız. Yani bir mi? Biz onunla bir boydayız. Sayı bir mi? Çok saçma olur. Demek ki buradaki bir arkadaşlar aynı anlamında olduğundan dolayı ne diyorum bu ki şuna ÖSYM yazıyorum. Üniversite sınavında çıkmıştı bu. Ben buna niteleme sıfatı dedim. Bana bir defter, bir kalem getirsen yeterli. Bir de defteri ve kalemi bağlamış. Bir Ahmet, bir Mehmet gelsin teneffüste. Bir Aydın'a, bir İzmir'e gidiyorum, benim için çok zor oluyor. Yani bir okul, bir kurs. Zorlanıyorum. Böyle bir varsa arkadaşlar nedir bu? Bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaç. Yaşlının biri. Adamın biri. Bakın sadece ek bu almış. Aynı zamanda isim tanımlaması bir varlığın yerini tuttuğundan dolayı bu ne olur arkadaşlar? Belgesiz zamir olur. İşte arkadaşlar biz böyle bir kelime. Bir öğrenci biri bilmesi lazım. Dil bilgisini fullemek istiyorsun. İçinin rahat olmasını isteyen arkadaş bu biri bilecek. Adem Hoca da size bakın bu kısa videoda bunları uzun uzun anlattı böyle güzel örneklerle. Mesela KPSS'de çıkmış soru.
Gerçek nedir diye sormuşlar bir bilgiye. Burada nedir'in de altını çizmiş. Arkadaşlar nedir tabii ki soru şey gerçek soru zamiri. Gerçek nedir? Sormuşlar bir bilgeye. Buradaki bir hangisine girer? Bir bilgeye. Bilgeye. Hangi bilge belli mi? Belli değil. Bu arkadaşa belge sıfat olur demiş ama orada tam ya zamir mi dedi, edat mı dedi, zarf mı dedi bilemiyorum. Şu anda onu hatırlayamam. Ama buradaki bir bilge arkadaşlar belgesi sıfat. Ama bilgenin birisi dese ne olurdu bu arkadaşlar? Mesela zamir oldu. Tamam. Bir bu bilgeye inanıyorum desek ne olurdu? Edat olurdu. Bilge öyle bir konuştu ki zarf olurdu. Yani bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel oldu. Bunu lütfen not almanızı istiyorum arkadaşlar. Adem Hoca her zaman yanınızda kısa notlar, püf noktalarla öğretmenin fulletin bakışıyla bunun yanında öğrencinin gözüyle de arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu kısa videolara kısa konu tekrarı amaçlı videolarıma devam edeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.